Herkese selamlar. Bugün yine arabadayız, sen bölümdeyiz. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz umarım. Arabayı ben mi çalıştırayım? Biraz ısınsın falan filan. Araba zaten boşta, ona bakıyoruz. Bir elektrik gelsin, bir can gelsin. Kızım be, ne güzel çalıştı. Şey sesi güzel ama böyle. Cold start sesi bayağı güzel bunun da. Gerçi araba şu an çok sıcak. Dün akşam çalıştırdığım zaman öyle bir kar bir çalıştık ki traktör gibi maşallah. Gerçi ısınınca araba elektrikli gibi oluyor ya, ya da biraz yol yaptıktan sonra ısınıyor. Neyse, durumlar böyle. Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Ben bu videoyu çekiyorsam niye çekiyorum? Herkes artık anlamıştır takipçilerinden. Elimde şu an stok video yok. Biraz da bu konu hakkında bahsedeceğim de. Biraz da ben kaldırama yanlışım diye yamuk park etmişim arabayı. Onu fark ettim. Ya ki BMW'lerdeki, Mercedes'lerdeki bir R'ye takınca aynı aşağı insin. Tofaş yusuyla şeyle indireyim. Lilliklerle indireyim. Hava da çok sıcak İzmir'de. Camları da kapattım rüzgar sesi vesaire gelmesin diye. Dün güzel bir yere gittim, şimdi söylemeyeyim gerçi. Deniz kenarına gittim, onu söyleyeyim. Araba 4.9'lu falan, gerçi full otobandan gittim. Onun da etkisi vardır da 4.0'a kadar düşürdüm. Şimdi bucağın bir trafiğine gireriz. O yine 4.5-5 lira vurur ortalama yakıt da. Bakalım durumlar nasıl olacak? Ne yapacağız, ne edeceğiz? Gerçi bir yol buradan çıkıyordu da. Ben bir şu dar alanlardan kurtulayım, geleceğim konuma. 1.16, ne güzel park etmişsin var ya. Şuraya mı sinyal sesini seven var mı? Hop, bir tane daha geçti. Öyle bir kör noktaya park ediyorsunuz ki. Rahatladım biraz da yollarda. Şöyle. Dediğim gibi şu video çekme sebebim elimde stok video yok. Biraz da kanalı bir hafta, 1,5 hafta yakın. Videosuz bıraktım. Ama gerçi aboneler falan yükseliyor. Çok teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlara buradan selamlar. Kendimi tanıtmama gerek yok zaten. Açıklama kısmında her yerde falan ki geçmiş videolarda falan beni tanıyabilirsiniz. Her videoda kendimi tanıtmayayım. Aslında konuşacak çok konularım var size karşı anlatacaklarım. Hani ben diyorum ya, zaten aile ortamı var, aile gibiyiz, birbirimizi öyle görüyoruz vesaire. Zaten yayınlara geldiğiniz zaman belli başta sevdiğim insanlar geliyor. Ki 2020'den tanıdığım işte Furkanlar, Erenlerim ki daha nice arkadaşlarım var, ismini şu an hatırlamadığım, onlar geliyor ki onlar bir aile gibiyiz cidden. Ben şu yolda biraz kendimi dağıtayım da buralar biraz riskli bir yollar. Burası. Polo'ya bak. Polo mu? Golf mu? Polo büyük ihtimalle. Ne bileyim, Apache işi pek sevmiyorum öyle ya. Ama arabaya büyük bir zarar veriyor bana göre. Geçen ablacım hiç. Ablacım bizi. Aile ortamı vesaire dedik ya,
cidden öyle görüyorum, öyleyiz daha doğrusu. Abi bilmem ne sahip sevgi içerisindik. İlerliyoruz, biliyoruz ki yeni gelen arkadaşlar bunun için geldiğinden çok eminim. Dediğim gibi konuşacağım bir sürü konu var, çok konu var. Bunu bir video içerisinde pek anlatmak istemiyorum. Ki bir videoya sığacak durumda da değil. Yakın zamanda her videoda bir konudan bahsederim. Bugünkü konumuz olsun yakın arkadaşlıklar falan fistan. Zaten yakın arkadaşlık gelince aklıma ne geliyor? Cancağızım. 2019'dan beri tanıdım. Gerçi 2018'in sonunda tanıdım. Canım kardeşim, canım dostum. Kardeşim gibi gördüm, öz kardeşim gibi gördüm. Canım efem var. Ki Kaanlar vesaire fistanlar da var. Tekinde değil bu şeyde tanıdım da. Ama efenin yeri cidden benim gözümde ayrı. Derdimi, sıkıntımı, tasımı bilen, ne yapıp ne yapacağımı bilen, yani her şeyi bilen bir kardeşim, bir dostum. Bu konularda olsun, bazı konularda olsun vesaire fistan çok yardımı oldu, çok etkisi oldu. Allah ona ne kadar teşekkür etsem azdır. Her konuda yardım oldu. Ya ben niye bu kadar doluyum falan aslında pek de anlatmak istemiyorum da karşısındaki tarafı da üzmek, ne bileyim, şey yapmak da istemiyorum. Gelip geçici bir olaydır umarım. İlk defa yaşadığım için de belki şu an çok kafaya takıyorum da olabilir de. Umarım gelip geçici bir olaydır. Üzüntü. Zaten dün otobanda bayağı yapmayacağım hareketleri yaptım böyle. Ya normalde ben sol şeride çıkmam böyle hızlanma şeyinde ona. Çıktım oraya yaldır yaldır anısadım araba ne verdiyse. Ben basıyorum araba hızlanıyor, ben basıyorum araba hızlanıyor. Ya normalde ben 90'ı gören bir insan değilim. Normalde 70-80'dim. Orada otobandaki denki biraz üzüntü, sıkıntı vesaire. Biraz da sinir, stres atmak için. Ver Allah ver, ver Allah ver odunu. 120, 130, 150'ye kadar dayanacaktı da şimdi arkamda ailem de vardı arabanın içinde. Pek de onların canımı tehlikeye de atmak istemedim. Ki araba bastırmadı gidiyor ha. Hissediyorsan altındaki torku. 65 beygir olduğuna bakmayın bu güzelliğin de. Altındaki tork paha biçilemez derecede güzel. Ya gerçi bu tatmin ediyor, ne ediyor? Olacak mı? Polonya'da bunları binmek. Yakın bir tarihte ki Ocak ayından sonra planlıyorum güzel şeyler geleceğini de. Güzel bir yenilenmeye gideceğiz hem bu kanal için hem yeni gidişat hakkında. Ki biraz gündelik hayatımdan videolar falan da çekmek istiyorum ki bayağı iyi olacak. Güzel bir gidişat var. İki kanal yürütebilirim. Discord arkadaşlarımız var. Onlara katılın. Bir tane var gerçi. Diğerlerini kapattım. Bir tane açık bıraktım. 353 ağrı körüklü girmeye başladı ya. Soloydu normalde. Neyse. Senin yapacağın işe de açacağım. Solenzi'ye ya. Arkadaşım. Bedava bir şey mi daha olsun? Dediğim gibi Discord aşağıda bırakıyorum. Onları katılın. Bir tane amartya şeyini bıraktım. Link var. Ondan sonra her akşam yayınlarda veya gerçi belirli tarihlerde Twitch'te yayında oluyoruz. 9-9.30 gibi başlıyor yayınlarımız. Oraya da katılırsanız sevinirim yayınlara. Artık YouTube'dan yayın yapmıyorum, video atıyorum mesela, daha çok etkileşim oluyor. Öyle böyle bir şekilde büyütüyoruz. Helal çocuklar. Dediğim gibi bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın.
Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.